21 Mart 1923'te Yozgat'ta doğdu. Liseyi Yozgat'ta bitirdi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemedi. Abbas Sayar'ın hayatı romanlarındaki hayatlara benzer. Ya da o romanlarını kendi hayatından aldığı ilhamla yazmıştır. Kitaplarındaki kahramanların hiç uzağına düşmeyen, onlar gibi yaşayıp onları yazan Sayar'ın karşısına çıkan ilk engel Anadolu'nun bağrından kopup İstanbul'a gelenleri şehir kapısında bekleyen şeydir, parasızlık. Sayar maddi olanaksızlıklar yüzünden geç girdiği üniversiteyi yine bu nedenden dolayı bitiremez. Üstelik düşlerindeki okulları bırakıp gitmek zorunda kaldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü. Üniversite öğrenimi hayatında yarım kalan tek şeydir. Ardında bıraktığı ve derlenmeyi bekleyen şiirleri sayılmazsa. Gazete bayiliyle işe başlayıp Bozlak adıyla bir kültür ve sanat gazetesi çıkaran, Edebiyat Fakültesinde okuyamamış olsa da şiirler yazarak edebiyat dünyasına giren Sayar, adını 1970 yılında TRT Sanat Ödülleri yarışmasında derece alan ilk romanı Yığılka Atı'yla duyurdu. O yıllarda bir edebiyat olayı olarak nitelendirilen bu romanın ardından gelen Çello romanı, 1973 Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü, Can Şen'in romanı ise 1975 Madaralı Roman Ödülünü getirdi Sayar'a. Yozgat'ta bir dönemde çiftçilik yapan Sayar, ömrünün son yıllarını Ayvalık'ta resim yaparak, roman ve şiir yazarak geçirdi. 1971 yılında TRT Roman Başarı Ödülünü alan Yılka Atı'nın halen geniş bir okur kitlesi bulunmaktadır. 1975 Madaralı Roman Ödülü kazanan ve TRT tarafından filme çekilen Can Şenli, Abbas Sayar'ın 3. romanıdır. Abbas Sayar, şiir gibi roman yazan bir yazar. Şairliği bu yüzden önemlidir. 12 Ağustos 1999'da hayatını kaybetmiştir. Yılka Atı, Çelo, Can Şenli, Dik Bayır gibi yazılı eserler bırakmıştır.